Herkese merhaba bakın. Bugün Ekin'le birlikte The Order 1886 oynuyoruz. Ne dediği anlaşılmayan adam. Merhaba herkese, ben Orkun diyor. Ben onu hep ona söylüyorum. Evet, herkese merhaba, ben Orkun. Evet, herkese merhaba, ben Orkun. Evet. Pardon. Ben de yanlış anladım. Dibindeyken evet. Bile yanlış anladım. Şimdi bugün ben dedim ki Order ortalık böyle bir herkesi tam çözüm order yapıyor işte. Tamer yapıyor, Orkun yapıyor, birkaç arkadaş daha yapıyor. Benim izliyorum hani. Şu fokuslasına şöyle. Tamam, fokusla beni. Manuel fokus yapsaydık ben normal otofokus yok bunda. Bu tamam. Nereye? Hayır bak, şöyle gidince fokustan çıkıyorsun. Ha, fokustan ben yani. Çıktım, tamam, pardon. Neyse, dedim ki hani Orkun'a yabancıya gitmeyeyim dedim ben şimdi. Gerçi hepsi arkadaşımız da. Ben dedim ki Orkun'a geldim. Orkun bana şu order'ı bir anlat dedim. Özet geçme kısmını, ama Orkun'a dedi ki ben oyuna başladım. Hani biraz ortasındayım. İzlemek isteyenler Orkun'un kanalını izlesin. Ama hani biz bu order'ı bir anlayalım. Nedir, ne değildir onu bir sormaya geldim. Sonra biz işte bir yaklaşık 40 dakikalık bir kayıt yaptık. Haybe'ye gitti o kayıt. C'deki disk dolmuş falan, böyle oyun video gitti. Neyse, ne olduğunu da anlatacağız zaten. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu videonun arasında bir yerde bir kişiye The Order 1886 oyununu hediye edeceğiz. Onu da videonun ortasında ne yapmanız gerektiğini söyleriz. Değil mi? Bakmayın, bu hediye ediyor. Ben değil. Evet, ben. Yani. Tamam. O zaman güzel. O zaman öne geçelim. Geçelim. Tamam. Şey oldu. O atladığın kısımda ne oldu? Onu ben anlatayım mı özetle? Evet, sen anlat abi. Şimdi oyun çok yavaş ilerliyor. Onu anlatacağım nedenini. Yani bir hikaye var ve uyumak zorundasın. Bir pause alsana şurayı, ben anlatayım. Şimdi adamı keserken de... Şunu bir kıyma etseydim. Evet, bakalım. Bil bakalım ben kimim yapayım. Çok yakında. Aha. Demedim kıyma. Oo, süper lan. Helal olsun herif ha. Tetikte bekliyormuş. Aa, ben ama kıyma etmeye gittim. Onu da çekip vurdu lan. Neyse, durdurdum istersen anlat önceki partta sen neler olduğunu çabucak. Önceki partta bir şey olmadı. Bir tane işte Lincoln. Kurt adam. Kurt adam. Ya da kurt. İt adam, böyle bir şey. Saldırdı bize. Biraz peşledi böyle. Biz bu arada akıl hastanesindeydik çünkü asiler kaçmıştı. Biz de akıl hastanesine gidip neler olduğunu çözmeye çalışıyorduk. Bende yok. Ben hepsini soracağım şimdi size. Akıl hastanesi, asi, masi, onları söyleyeceğim. Saldırdı ve bıraktı sonra. Dedi hani ne yaparsan yap dedi. Al dedi altınlarını, ne yaparsan yap. Al dedi çocuklarını dedi. Git dedi, gel dedi. Sonra bir tane kız vardı işte. Neydi adı? Igraine. Lady Igraine. Lady Igraine. Lady dedi, tam dedi ben seni kurtaracağım falan yaparken arkadan tekrar saldırdı bu kalleşçe. Bizim eleman da bıçak çekti. Bıçakla herhalde ölüyormuş. Kalbinde bir şey saplayınca ölüyormuş bu zımbırdı. Fakat bizimkini aldı, duvardan duvara vurdu. Bizi Lady kurtardı bu arada. Aynen. Sonra Lady kızı. Lady kurtardıktan sonra bu kızı aldı, böyle bir bırktı. Hani şöyle bir katırdattı. Sırt öyle. Sırt kütletti. Fazla kütledi sırtı. Öldü kız. Öldü mü artık? Hani öle yazmaydı. O arada öle yazma yaptı kız. Öle yazıyordu. Sonra bizimki de kendine geldi. Lan ne oluyor da falan filan deyince aldı baltayla falan vurdu. Bu. Aynen. Hani sonra kıza iksir içirdik. Kız içirdim, uyandı. Kız uyandı. Sonra akline baskına geldiler. Aynen. Ya akıl hastanesinde böyle bir şeyler araştırdık falan, etrafı araştırdık. Kız dedi burayı görmen gerekiyor dedi. Aynen öyle. O kadar uzun oynandı ki. Aynen öyle. Aynen öyle. O arada Şimdi Zeppelin'e geldik. Zeppelin'de neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz hala kısaca. Oğlum yine mi? Yeri vuruyor bu herif ya. Fark edilmeden gitmem gerekiyormuş. Anasını avladım ya. Ay. Çekil. Oh. Oğlum grafikleri falan güzel. Gerçek ki ben kan gömmedik. Nasıl öldürdü gari? Rahatsız mı oldu be? Yani sesler falan bayağı hakikaten. Yani iyi grafikli falan. Bir yerde bu sesleri nasıl aldıklarını biliyorsun değil mi? Hani bir mesela ete bıçak saplama sesini cidden gidip mesela kasaba domuza saplıyorlar. Hani ciddi misin? Canlı domuz değil tabii hani. Oha. Yani gerçek et. Bilmiyordum öyle olduğunu. Ondan bu kadar iyi irkiliyorsun. Oo. Bak. Aa, domuza mı saplıyorlar şu anda? Yani hani onlar domuz eti yiyor dedesin hani olur. Koyun olur, dana olur. Gerçek canlı hayvana saplanmıyor bu arada. Onu söyleyeyim de altını çizeyim. Tabii. O zaman oyun oynamam ben. Gerçek efekt olsun diye yani. Filmlere falan da öyle ha. Şöyle. Doğru valla, öyledir. Şimdi order'ı sormaya geldim ben. Sorup kaçacağım. Şimdi bize konulan bölüm kısa olacak. Hani biz kendimiz tamam. Kısa olacağız. Özet geçeceğiz tamam. Bize order'ı. Merak edenler Orkun Işıtman kanalında. Ha, anlatmadık oyunu değil mi şimdi? Ha, anlatıyorum. Ya anlattık da o kayıt yalan oldu. Aynen. Şöyle şimdi. Alternatif bir geçmişte yaşanıyor oyunda. Oyun geçmiş ama bilim kurgu bir geçmiş. Bu arada sen hikayeyi takip et. Tamam, ben hikayeyi takip ediyorum. Ardından Amerika'ya yolluyum. Sakin birkaç gün. Neyse dur bir dakika, hikayeyi biz de kaçırmayalım da. Arada anlatayım ben. O bomba atıyoruz. Ey maşallah, kocaman bomba atıyor içeri. Valla güzel bombalar var.
Tesla yapıyor bu arada. Nikola Tesla yapıyor bombaları. Aynen öyle. Ya bu şey geçmiş ama bilim kurgu bir geçmiş. Yani bizim günümüze göre bile daha iyi şeyler var. Normal 1886 yılında geçiyor oyun ama gerçekten böyle hop. Tesla çok iyi icatlar yapmış. İşte böyle ark silahları var. Mesela zeplinler var oyunda. Ark silahı ışın atıyor falan silah. Hop 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 hop. Artık böyle. Aynen. Bayıl artık da. Bari bayılmış numarası yap. Dayan Allah'ın neydi orada. Bana var ya vuracak öyle tüple. Aynen. Derim ki ben öldüm. Aynen bayılmış. Falan yatarım yani. Aynen böyle. Ben de yapardım valla. Zeplini çalmış yani. Bayağı ne? Yat orada. Aynen öyle. Canımdan kıymetli mi ya? Mal. Şöyle oyundaki hikaye de şu, biz The Order denen bir birlikteyiz, 4 kişilik bir birlik. Biz şeydeki böyle klasik düzeni sağlamaya çalışıyoruz, böyle özel bir tim gibi. Aynen. Bu arada arkada bak lamba gözüküyor. Aynen aynen, evet, tamam sen kapat lambayı. Şey şimdi, böyle şehirde bir asiler kaçtı, akıl hastanesi gibi bir yer vardı. Oradan bu akıl hastanesi kişiler kaçtı, biz de onlarla savaşıp onları şu an yenmeye çalışıyoruz. Onlar işte silahlandılar falan, nasıl silahlandığını anlamadık. Bizim silahlarımızın aynısı vardı. Tesla'nın silahları bir şekilde onlara sağlanmış. Tesla satmış olamaz. Tesla bayağı Tesla satmamıştır. Tesla bayağı iyi bir adam aynen. Tesla hani şimdi zaten hikayenin gerçeği şu, Edison Tesla olmadan bir hiçbir insan. Aynen yani öyle. Tesla buluyor, Edison şeyi patentini üstüne alıyor. Üstüne yatıyor aynen. Öyle bir. Ya şimdi, oyunda da zaten Edison'la Tesla atışması oluyor mesela. Ama hani tüm dünya gibi artık yeni nesilde Tesla'nın kim olduğunu, kıymetini biliyor. Oyunda da öyle değil mi? Tesla'yı savunuyorlar yani. Aynen, Tesla aynen. Kral. Aynen. Ay. Yani silahları Tesla satmış olamaz. Aynen öyle. Demeye getiriyorum olayı. Bizim devlet adamlarında bir sıkıntı var. Onlarda bir güvensizlik bir şeyler yaşıyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz. Şu an esas oyundaki amacımız o. Devlet adamı derken oyundaki devlet adamlarıyla ilgili. Evet evet. Kapı açma muhabbetine buradan girelim. Aynen aynen. Bunu da sana göstermiştim. Ben bunu açmıştım. Şey yapıyoruz. Joystick'i çeviriyorum. Joystick'i çevirdiğim böyle şey joystick titriyor. Analog'u çeviriyorum. Analog titremesi yavaşladığı an basıyorsunuz kapı şey kilidi şey değiştiriyor bu güzel. Bu PlayStation 4'te mesela şurası mavi yanıyor ya şu gösterdi. Mesela ben bunu atıyorum şimdi yeşil yanmasını istiyorum. Yapabiliyor musun şu an? Bildiğim kadarıyla olmuyor ama mesela ikinci kol başladı. İkinci kol kırmızı oluyor, üçüncü kol yeşil oluyor falan. Sarı oluyor dördüncü kolda. Bilmiyorum belki bir ayarı olabilir. Bak merak ettim güzel şimdi ben de. Yani ben şey yapmak isterim. Bu ne? DualShock 4 ışıkta çubuğu. Bak bunun ışığının seviyesini bak ayarlanıyormuş. Işığının seviyesi ayarlanıyor ama. Işığının rengini ayarlayamıyorsun ama. Yok göremedim öyle bir ayar şu anda. Tamam. Belki bir şekilde oluyor bilmiyorum şu an. Adamın gözünün içine baka baka geçtin. Bizden biri mi bu? Yo. Mal mı? Yani niye? Yani. Işığı da tuttu böyle. Astigmat var adamda herhalde. Öldürmem gerekmiyordur belki de onları. Geçebilirim ya. Yani ben öldürme. Yani Allah öldürmüyor işte. Öldürme boştur. Aynen. Oo. Gördü. Kafaya sıktı. Aynen bu bayağı iyi gördü. İyi. Elde aynen. Silah geziyor böyle. Pataküte sıkıyor yani. Fark edilmeden balo salonuna git. Balo salonu. Fark edilme diyor yani. Hiçbir şey yapma diyor. Balo salonu. Ya fark edilme demek öldürme demek değil aslında. Yapma. Aynen gördüm. Biraz önce görmemiştim. Tavşan gibi koyuyor. İşin kafasına sıkılarsa adam. Aynen. Yani Order nasıl bir oyun? Böyle bakıyoruz işte. Adam falan vuruyor ya. Ama şöyle bir şey fark ettim ben. Hani ilk başta yalan kayıtta da böyle. Bir tane senaryo var. Hani çok özgür değilsiniz oyunda. Hani ben size oyunun net bir şekilde kendi görüşümü anlatayım. Ben ameli gibi öyle duruyorum şu an. O arada Orkun öyle dursun. Aynen. Yani yön var şimdi. Diyorsun sana buraya doğru gideceksin. Eyvallah gideceğim de hani en azından bir sağıma bakayım. Soluma çıkarıp silah sıkayım. Havaya iki tane böyle ahay ahay diye ateş edeyim falan evet, yok. Evet öyle şeyler yok. Kısıtlı bir dünyadasınız hani böyle mesela ben Hitman'de bir dalardım. Hani Allah seni inandırsın. -55.000 puanı görmüşüm var Hitman'de. Hani herkese vura vura gidiyorsun. Bunda o bir şey yok ama grafikler muazzam. Hani ben hakikaten şimdiye kadar gördüğüm en iyi grafiklere sahip oyun. Aynen öyle ya. Çünkü onun sebebini de şöyle anlatayım. Hani film gibi yapmışlar. Grafikleri çok iyi yapmışlar ama bu hani daha yeni bir teknoloji olduğu için hani şey yapamamışlar böyle. Full her yerde bunu kullanamıyorsun. O yüzden çok büyük bir harita, çok büyük bir şey yapamamışlar. Çünkü kolay değil yapması da etmesi de. Hani bu teknolojiyi kullanan Seamless Transition adını verilen bu teknolojide oyunun cutscene'leriyle oyunun kendisindeki grafikler aynı. Cutscene ara sahne. Ay ara sahneleriyle aynı. Cutscene.
yazılıyor. Jutsuken. Katsujene. İşte her neyse. Katsuken diyor. Hani normalde hani oyun fuarı vardı ya meşhur. E3. Hani ulan devasa işte araba görüyorsun falan diye cat. Kafasına çıkıyor bunu, şey yapma. Buraları keseriz. 40 saat sürecek çünkü geçmek. Yapacak bir şey yok. Hani şey muhabbeti vardı ya, araba yarışı görüyorsun bilmem ne, araba uçuyor camda böyle yansın ama oyunu indiriyorsun, bir oynuyorsun böyle bayağı. Aynen öyle. Ya trailer ile alakası olmayan oyunlar alakası çıkıyor. Olmayan, işte o hani şey, o teknoloji direkt buraya oturtmuş. Hani burada ne görüyorsan o gelmiş hakikaten oyun olarak, değil mi? Aynen öyle. Ben onu fark ettim. Aynen öyle. O yüzden hani oynanabilirlik şey çok ama yok. Ama o yüzden map hani fazla geniş, yani dedim ben sağa bak, aynen, sola bak muhabbeti, aynen, o yüzden olmuyor. Aynen öyle. Dedi. Ve sağa bak sola baktan ziyade hani oyunun farklı yerlere çok fazla gidemiyorsunuz. Özgür, fazla açık bir dünya yok, evet, diyorsun yani. Açık dünya derken görürse sıkıyor, şey yapma. Şöyle ya, yapsak. Bak, aynen böyle oluyormuş. Kıyma, please kıyma. Aynen. Cesetleri de ortada böyle gözleri burada. Nereden gideceğiz? Diğerini öldür. Bakmasan abi, görüyor şimdi o şeyi. Evet, belki görmez. Ölürsem bir sonrakini de öldürürüm. Allah, yemek yemeği yere düşürdüm. Yemek derken yemek yiyelim ya. Ay yemek yiyelim ya. Karnım acık. Hemen acık. Nereden gideceğim balo salonuna? Sence balo salonu nerededir? Şurada böyle şurada map göstermiyor ya. Mu? Dur, yok, map yok, şurayı gösteriyor. Yani şurada gösteriyormuş nereye gideceğimi. Bir işaret var, tamam. Aynen, görmemiştim onu. Azal koşarak gittim. Aynen, bayağı amele gibi koştum şu an yani. Sıkmasalar bari hani. Aynen. Silah olarak. Dur. Allah'tan şeyler, çarşaflar var ya, dur. Gelmiyor yere buraya. Yatıp, hani şöyle yatıp şöyle bakabiliyor musun şuradan mesela? Yok. Mesela o bakış güzel bir şey ya. Ben olsam koyardım. Dur, buradan geçemiyorum zaten. Şuradan gideceğim. Bak işte mantıksızlık bu. Hani oradan base var sonuçta, geçmen lazım. Ya yani. Tabii ama hani ona bakarsan ya çoğu oyunda çok fazla şey hani niye böyle yaptı? Filmlerde aynı şekilde olur. Niye bunu yapabilirdi onun yerine? Hani şöyle olabilirdi falan diye düşündüğümüz zaman sınırsız opsiyon çıkıyor bu sefer. O zaman da oyun indirdim 500 GB. Aynen öyle oluyor. Bir de film gibi ama hani bir senaryosu, evet, var. Evet. Öldürmen gereken şekil var. Yani çok da özgür de değilsin. Hani ben bu oyunu aynen çok öyle diyemiyorsun. Hani bir aynen şekilde öyle sabit hareketler öldürürsün. Ama şey sahneleri de var. Hani böyle cidden savaş sahnesi. Ben 3 saatte geçtiğim savaş sahnesi var mesela. Kesiyorum tabii ki de. Ya böyle sana bırakıyor. Silah değiştirip sen nasıl şut tarayabiliyorsun yani. Luke'un bu konsey başkanı. Asilerin gemisinde sen, adam şu an. Sen bir işler karıştırıyor bu adam. Evet, aynen öyle. Ayıkmaya başlıyor şu an. Ben hikayenin ortasında bu askeriyenin başkanı sanırım yalnız bu adam. İşte bu adam yetkili, normal bizim devlette olan bir adam, şu an asilerin gemisinde duruyor. Hmm. O da bir sıkıntı tabii. Galahad mı? Bizim adamı Galahad değil mi? Galahad biz. Yani Galahad deyince ben Galahad gene Galahad. Bu arada hakikaten iyi ya. Ben beğendim. Grafikini falan beğendim. Grafikleri güzel. Evet. Şey gibi geldi bana böyle. Bioshock gibi geldi. Evet. Yani hani eski devir aslında biraz böyle değiştirilmiş cihazlar, evet, falan, evet, falan var ya, o tat olarak. Bioshock'tan daha iyi mi grafikleri? E tabii canım ya. Bioshock kaç yıl mı? Bioshock da iyi oyun bari. 2 sene, 1 senelik, 2 senelik değil mi Bioshock? Infinite'den bahsetmiyor musun? Vallahi hangisi? Bu retro gibi olan grafikleri böyle. Tabii. 55 yılına falan geçiyor. 2 sene falan oldu. Bilmiyorum, ben mi çok şey düşünüyorum? Acaba bak, bakarız ikincisi ona. Çıktı, ben bir ilkini mi konuşuyorum? Bir tane Bioshock 1 var, Bioshock 2 var, Bioshock Infinite var diye biliyorum sen ben de. Sen Infinite biliyorsun o zaman. Aynen. İlk yani. Ha. İlk Bioshock. Ha. O doğru, bayağı eskidir o, doğru. Ya onu beğenmiştim ben. Bak bir de şey var, oyunda mesela silah değiştirirken... Şimdi kime sıkıyoruz şimdi kafaya? Sağındakine mi, solundakine mi sıkıyoruz? Soldakine sıkacağız herhalde. Sıkkirine gitsin. Aynen. O şu an nasıl görmüyorlar? 5 metre var. Aynen. Tükürsem vururum, yemin ediyorum. Sık var. Aa, ateş etme diyor. Sıkmıyor muyuz? Kılık değiştirmiş asileri tespit et. Tespit ediyorum şu an. Evet arkadaşlar. Bir hep aynı tonda ama, evet arkadaşlar. Abi, hep ben aynı tonda herkesin kapı kapanış. Şimdi. Merhaba herkese, ben Orkun. Herkese merhaba, ben Orkun muydu? Herkese evet. Merhaba, ben Orkun. Evet, herkese merhaba, Orkun. Order'a bakalım dedik. Orkun sağ olsun yardımcı oldu. Hani
Görelim, göz gezdirdik. Grafikleri güzel, eyvallah, süper oyun. Hani grafik açısından konuşuyorum. Hikayesini tam bilmiyorum, sen bitirince izleyeceğiz. Merak edenler Orkun hesabına bakıp tam sürüm diyorum ya. Tam çözüm mü deniyor? Tam çözüm. Alışkın olmadığım için. Tam çözümünü izleyebilirler. Ya ben de uyandırdığı ilk intiba beğendim abi. Güzel oyun. Efektler olsun, sesler olsun, görüntü. Yani ben hayatımda bu kadar iyi ördek vura vura geldik. Tank mank oynayan adam. Hani Space Invaders'tan buralara nasıl geldi? Teknoloji başka bir şey. Evet, bizi Webtekno TV YouTube kanalından abone olarak takip edebilirsiniz. Webtekno Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Webtekno Facebook adresinden takip edebilirsiniz. Teknoloji atalan adam teknolojiye atar ve beni kendi hesabımdan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.